Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji 2. dönem 2. yazılı tekrar videomuzla birlikteyiz. Yazılıda çıkabilecek sorulara yakın sorular hazırladık sizler için. Şöyle bir genel tekrar da yapacağız. Hangi konulardan sorumluyuz? Soruları çözerken de ben biraz açıklamalar yapmaya çalışacağım size. Benzerleri çıkarsa da bizim için kolaylık olsun diye. Hemen geliyoruz. Biliyorsunuz 2. dönem yazılısına başladığımız zaman kalıtım ünitesindeydik zaten. Arkasından ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz ünitemiz gelmiş oldu. Kalıtıma şöyle bir baktığımız zaman aslında ikinci dönem başladığında biz eş baskınlık konularında gelmiştik. Eksik baskınlık ve pleiotropizm konuları da yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Bu konulardan sonrası ikinci dönemde sorumlu olduğumuz kısımda ama genetiği böyle birbirinden çok ayırt edebilmek mümkün değil. Atıyorum eşeğe bağlı kalıtım soyusunu yaparken tabii ki soy ağacı çizmeyi bileceksin. Olasılık ilkelerine göre gametlerin dağılımını bileceksin ki soruları yapabilesin diye. Kalıtımdan çok fazla sormayacaktır hocanız. Üçüncü ünite ağırlıklı olarak gelecektir. Ama kalıtım ünitesinden de eşeğe bağlı kalıtım akraba evliliği, genetik varyasyonlar nasıl meydana geliyor. Çok allerli kalıtım, kontrol çaprazlaması, dihibrit çaprazlama gibi konulardan sorumluyuz. Sonra ikinci üniteden sonra üçüncü ünitemize geçmiştik. Üçüncü ünitemiz de ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarıydı. Ekosistem ekolojisi ağırlıklı olarak gelecektir dediğim gibi tahmin ettiğimiz kadarıyla. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ekosistemde yaşayan canlılar kimler? Üretici, tüketici, ayrıştırıcı, hem üretici hem tüketici diyorduk. Ekosistemdeki cansız faktörler ışık, sıcaklık, su, pH, iklim gibi canlıların ekosistem içerisinde dağılmasını etkiliyorlardı. Ekosistemlerde çeşitli değişiklikler meydana geliyordu. Ekosistemlerde meydana gelen değişiklikler hem canlıların hem de cansızların yaşama şansını azaltıyordu. Bulunma miktarını azaltıyordu. Canlılardaki beslenme şekilleri den bahsetmiştik. Canlıları bir beslenme şekillerine göre bir de ekolojik nişlerine göre gruplandırmıştık. Beslenme şekillerine göre üretici, tüketici, hem üretici hem tüketici canlılarımız vardı. Ekolojik nişlerine göre ise üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak gruplandırabiliyorduk. Ekosistemde madde ve enerji akışlarından bahsetmiştik. Besin piramitleri çizmiştik. Besin piramitlerinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe mutlaka aktarılan enerjiler vardı. Kurallarımız vardı. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe mesela birey sayısı azalıyordu. Biyokütle azalıyordu. Aktarılan enerji miktarı azalıyordu. Ama aktarılan zehirli madde miktarı ya da biyolojik birikim artma meydana geliyordu. Madde döngülerinden bahsetmiştik. Azot döngüsü, su döngüsü, karbon döngüsü gibi döngüler vardı. Zaten ekosistem içerisinde maddeler devamlı olarak hareket halindeydi. Hiçbir zaman bir yerde sabit kalamazlardı. Devamlı olarak madde döngüleri gerçekleşecek ki ekosistemde de canlılık devam edebilsin diye. Oradan da güncel çevre sorunlarına ve insana ünitemize başlamıştık. Daha doğrusu bölümümüze başlamıştık. Güncel çevre sorunlarımız olan hava kirliliği, toprak kirliliği, ses kirliliği, erozyon, küresel iklim değişikliği gibi su kirliliği, radyoaktif kirlilik, asit yağmurları, biyoçeşitlilik gibi kavramlardan bahsetmiştik. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili, biyokaçakçılığın korunması ile ilgili yapılan çalışmalar neler? Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında en önemli faktör insandır. İnsanın kendini ne kadar zarar verdiğini anlaması için ekolojik ayak izi, su ayak izi, karbon ayak izi gibi kavramlar oluşturulmuştu. Bu kavramlardan bahsetmiştik. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinden, eğer bunların sürdürülebilirliği bozulur ise ekosistemlerin yok olacağından, canlılığın sona ermesinin söz konusu olabileceğinden de bahsetmiştik. Biyolojik çeşitlilik tüm canlılar için önemliydi. O zaman hemen yavaştan yazılımıza başlayalım. Şöyle de bir baktığımız zaman bir tablo verilmiş. Tablodaki uygun kelimeleri de aşağıdaki boşluklara yazmamızı istiyor. 12 puanlık bir sorudan bahsediyoruz. Belirli bir bölgede bitki türü çeşitliliği, belli bir bölgedeki bitkilere flora kelimesini kullanıyorduk. Orada bulunan hayvan türü çeşitliliğine ise fauna kelimesini kullanıyorduk. Dünyada sadece belli bir bölgede yaşayan ve o bölgelere özgü olan canlılara ise
ne diyorduk? Endemik tür ismini veriyorduk. Hatta bizim ülkemiz endemik türler açısından oldukça fazla sayıda tür bulunduruyordu. Neredeyse tüm Avrupa kıtasından daha fazla, iki katına yakın, daha fazla demeyeyim, iki katına yakın endemik türe sahiptik. Bir ülkede ne kadar çok endemik tür varsa bu onun biyolojik zenginliği anlamına geliyordu. Çünkü bazı endemik türler için turizm seyahatleri gerçekleşebiliyor. Endemik türlerden eğer bir ilaç elde ediliyorsa ve bu sizin ülkenize özgü bir endemik türse daha da paha biçilemez bir hale geliyor. Çevreye bırakılan karbondioksit miktarını ifade etmek amacıyla kullanılan metot. Atmosfere belli oranda karbondioksit gazı veriyoruz. Hem solunum yaptığımızda, hem yediğimiz içtiğimiz besinlerin üretimi sırasında, hem giysilerimizin üretimi sırasında. Bizim atmosfere verdiğimiz bu karbondioksit miktarını bize ifade eden şey ise bizim karbon ayak izimizdi. Hemen yazayım. Karbon ayak izi dediğimiz kavramdı. Endemik türü de yazmıştık. Canlılar tarafından gerçekleştirilen terleme, solunum, fotosentez gibi olaylar nokta nokta döngüsünde rol oynar. Baktım, terleme yaptığım zaman aslında vücudumdan dışarıya su vermiş oluyorum sıvı formda. Solunum yaptığım zaman su buharı yaptığımda, hani su buharı çıkartıyoruz ya, cama holladığımızda kalp çiziyoruz. Yani ben solunum yaptığımda da su buharı çıkartıyorum. Fotosentez gibi olaylarda su kullanılıyor. Yani şöyle bir baktığımız zaman bu olayların hepsi birden su döngüsünde tabii ki görev yapacaklar. Karadeniz'de yaşayan hamsi balıkları ifadesi bir nokta nokta belirtir. He, bekledim. Zaten yukarıya baktığınız zaman popülasyon olduğunu anlıyoruz. Karadeniz'de yaşayan hamsi balıkları sınırları belli bir alanda, hamsi balıkları dediği için de bir türü ifade etti. O yüzden de sınırları belli bir alanda tek bir türü ifade ediyorsa bu kavramda bizim için popülasyon olacaktı. Gençler, doğru yanlış sorusu çıktı karşımıza. Bakalım, 10 puanmış. Aşağıda verilen cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız diyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, radyoaktif enerji ve doğalgaz enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Düşünüyorum, benim iki çeşit enerji kaynağım vardı. Bunlardan birincisi yenilenebilir enerji kaynakları, diğeri yenilenemez enerji kaynakları. Nasıl bir ayrım söz konusuydu? Şimdi yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz zaman, eğer ben o enerji kaynağını kullandığım zaman bitmiyorsa, tükenme gibi bir durum söz konusu değilse, onlar güneş enerjisi. Mesela atıyor şey, onlar yenilenebilir enerji. Mesela güneş enerjisi. Güneşten geldi ışıklar, ısılar. Bizim evimizin üstünde de panel kurmuştuk. Bu panel sayesinde suyu ısıttı. Ben sıcak su elde ettim. Güneşten gelen ışınlar bizim evdeki paneli ısıttı. Panelde suyu ısıttı diye güneş tükenmez. Yani güneş yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar ve nükleer enerji, yani radyoaktif enerji ise yenilenemez enerji kaynağıdır. Milyon senede oluşmuş bir kaynak bu. Hatta hani kömür ve petrolle ilgili de yapılan analizler var. Oluşmaları bilmem kaç milyon sene oldu. Sürmüş. Ama biz onu 300-400 yılda rezervlerin yarısından fazlasını tükettik. O yüzden de radyoaktif ve doğalgaz tüketilebilir. Bunlar bir süre sonra bitebilir. Yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi için kabul ettim ama radyoaktif enerji ve doğalgaz enerjisi için kabul edemedik. Mavi su ayak izi kullanılan su oranını ifade ederken gri su ayak izi kirletilen su oranını ifade eder diyor. Şimdi biz su ayak izinden bahsettiğimiz zaman mavi su ayak izi, yeşil su ayak izi, gri su ayak izi dediğimiz su ayak izlerinden bahsetmiştik. Mavi su ayak izi kullanılan su oranını ifade ederken gri su ayak izi kirletilen su oranını ifade eder. Gri su ayak izi neyi ifade ediyordu? Yeşil su ayak izi yağmur suyuydu. Mavi su ayak izi kullanılan suydu. Gri su ayak izi ise biz bir kirlettik suları. Bu kirlettiğimiz suların eski haline dönmesi için, seyreltilmesi için gerekli olan su miktarını ifade ediyordu. Hava kirliliği astım ve bronşit gibi hastalıkların görülme sıklığının artmasına sebep olur. Tabii ki astım ve bronşit solunum sistemi rahatsızlıklarıdır. Hava kirliliği arttıkça da bizim kirli havayı soluyacağımız için bu hastalıkların görülme sıklığı artacak. Doğada tür çeşitliliğinin azalması ekosistemlerin yapısının bozulmasına neden olur.
neden olmaktadır. Tür çeşitliliği azalırsa her tür ekosistemde belli bir ekolojik nişe sahip, yani belli bir göreve sahip. Bunların azalması demek de ekosistemlerin yapısının bozulmasına neden olacaktır. Tabii ki bu da bizim için doğru. Ses kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemlerden biri de ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaştırılmasıdır. Toplu taşımanın yaygınlaştırılmasının çok üstünde duruyoruz. Çünkü toplu taşımayı yaygınlaştırdığımız zaman hem hava kirliliğini hem ses kirliliğini engellemiş olacağız. Bir kişinin tek bir araç kullanarak atmosfere verdiği egzoz gazı dumanı miktarıyla toplu taşımadaki insanlarından çıkan egzoz gazı dumanı aynı şey değil. Sen toplu taşıma yaptığın zaman özellikle raylı sistemler çok daha elektrik enerjisiyle çalıştıkları için doğa dostu oluyorlar. Ama otobüs olarak bile düşünürsen 40 tane ayrı aracın sokağa çıkmasındansa 40 kişinin tek bir otobüste yolculuk yapması tabii ki ses kirliliğini ve hava kirliliğini engellemiş oluyor. O yüzden çevre kirliliklerini engellemek amacıyla toplu taşıma bizim için önemli ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Karbon döngüsüyle ilgili bir soru çıktı karşımıza, 12 puanlıkmış. Bakıyorum, atmosferdeki karbonun üretici canlılara geçmesini sağlayan olaylar nelerdir? Atmosferde belli bir karbondioksit gazı miktarı vardı, hatta %0,03 oranında demiştik. Atmosferdeki karbondioksit fotosentez veya kemosentez dediğimiz olaylarla kimlerin yapısına katılacaktı? Ototrof canlıların yapısına katılacaktı. O zaman neleridir geçmeyi sağlayan olaylar? Fotosentez olacak bizim için. Bir de kemosentez adını verdiğimiz olaylar bizim için atmosferdeki karbondioksitin canlı vücuduna geçmesini sağlıyor. Bir canlıdaki karbonun başka bir canlıya geçmesini sağlayan olay. Bir canlıda karbon var. Varsa nesinde vardır? Ya karbonhidratlarında vardır, ya yağlarında vardır, ya proteinlerinde vardır. Atıyorum bu bir bitkidir. Veya atıyorum bu bir hayvandır. Ben bunu yersem bunun karbonhidrat, yağ, protein, vitamin artık neresindeyse o karbon benim vücuduma geçer. O zaman bir canlıdaki karbonun başka bir canlıya geçmesi için beslenme dediğimiz olayın gerçekleşmesi lazım. Canlılardan atmosfere karbon geçmesini sağlayan olay da dediğimiz olaydır. Ben her bir yaptığımda aslında atmosfere karbondioksit ve su vermiş oluyorum. O zaman atmosfere karbondioksit geçmesini sağlayan olay da bizim için solunum dediğimiz olaydır. Hemen ekolojik basamaklarla ilgili çok da sık karşımıza çıkacak, çok tekrar tekrar hocaların sormayı sevdiği, çünkü ÖSYM'e de sormayı, üniversite sınavında da sormayı seviyorlar. O yüzden okul hocaları da bunun çok üstünde duruyor. Şimdi biz küçük bir hatırlatma yapayım, ondan sonra geçeyim. Besin piramitlerinden bahsetmiştik. Besin piramitlerinde kimler vardı en altta? Üretici canlılar. Onun üstünde birincil tüketici canlılar. Onun üstünde ikincil tüketici canlılar. Üçüncül tüketici canlılar. Son tüketiciye doğru gidişat gerçekleşiyordu. Üreticiden son tüketiciye doğru giderken de, hatta şöyle yazayım. Üreticiden son tüketiciye doğru giderken de gerçekleşen bazı olaylar vardı. Mesela baktığın zaman birey sayısının ne olduğunu söylüyorduk. Azalacağını söylüyor. Mesela biyokütlenin ne olacağını söylüyorduk. Biyokütle, o da azalıyordu. Sonra aktarılan enerji miktarı o da azalıyordu. Ama aktarılan zehirli madde miktarı ya da biyolojik birikim dediğimiz zaman o artıyordu. Vücut büyüklüğüne de genellikle kelimesini kullanmıştık. Genellikle vücut büyüklüğü de bizim için ne yapacaktı? Artma işlemini gerçekleştirmiş olacaktı. Şöyle bir baktığımız zaman biriken toksit madde miktarı demiş. Biriken toksit madde miktarının en fazla olması için bu canlının nerede olması lazım? Yani biyolojik birikimden bahsediyoruz. En çok biyolojik birikim en üstte olur. O zaman iki en üste geldi. Sonra baktığım zaman bir tık altında kim var? Birim buraya gelmesi lazım. Bir tık altında 3 numaralı birey var. Bir tık altında da 4 numaralı birey var. Toksik madde miktarı en az olan zaten bizim için biyokütlesi en fazla olan olacak. Yani bunları ben bir üçgene yazmak isteseydim yazacağım şekil şöyle olacaktı. Aynı mantıkla grafiğini çizmek istersem. Bir kere biyokütlesi en fazla olanın kim olması lazım? 4 numaralı bireyin olması lazım. O zaman 4 numaralı bireyin biyokütlesini en fazla şöyle çizeyim.
Sonra biyokütlesi bir tık az olacak canlının da 3 numaralı olması lazım. O zaman onu da şöyle çizmiş olayım. 1 numaralı canlı bunlardan bir tık az olacak. O zaman şöyle çizeyim. 2 numaralı canlının biyokütlesi ise aralarında en az şekilde olacak. O zaman grafikleri karşılıklı oturtturduğumuz zaman çıkacak şekil bu. Sana neyi verirse versin, biyokütlesi en fazla olan üretici canlıdır. Biyokütlesi en az olan son tüketici canlıdır. Veya tam tersine biyolojik birikimi en fazla olanın en üst basamakta bulunan canlı olması gerekiyor. Bunlara bir tık dikkat etmemiz lazım. Şimdi bakıyorum, besin ağında bulunan ve ekosisteminin bütün üzerinde etkili olan türlere verilen addır demiş ve ağlı beyli bir soru sormuş. Yukarıda verilen cümlelerde tanımı yapılan kavramı yazınız. Besin ağında bulunan ve ekosistemin bütünü üzerinde etkili olan türler bizim için nelerdi? Baskın tür ismini verdiğimiz türlerdi. Baskın türler ekosistemler üzerinde çok sayıda bulunmasına gerek yoktu. Ama onların ekosistemden çıkması ekosistemdeki dengelerin bozulmasına sebebiyet verirdi. Cümledeki kavrama örnek olabilecek iki canlı çeşidi yazınız diyor. Tabii bizim öncelikli olarak bunu bir düzen içerisinde düşünmemiz lazım. Baskın türlere en güzel örneğimiz mesela arılardır. Arılarla ilgili çalışmalar yapılmış. Dünyada biliyorsunuz birçok canlı türünün nesli tükendi. Bir canlı türünün nesli tükeniyor ama dünyanın sonu gelmiyor. Mutlaka ekosistem bundan olumsuz etkileniyordur. Bilmem kaç yıl önce mamutların nesli tükendi. O ekosistemde yaşayan canlılar olumsuz etkilenmiştir. Ekosistemde değişimler meydana gelmiştir. Ama dünya dönmeye, ekosistemler var olmaya devam ediyor. Arılar için şöyle bir cümle kullanılır. Arılar yok olursa dünyanın 50 sene içerisinde sonunun geleceği söylenir. Bunu nasıl hesaplıyorlar? Diyorlar ki arılar tozlaşmanın %80'ini yapıyor. O zaman arıların yok olması demek tozlaşmanın %80 azalacağına, bu da bitki türlerinin %80 oranında azalacağını, üreyemeyeceği anlamına gelir. Böyle dünya en fazla buna 50 sene dayanabilir diyorlar. Bak mamutlar kaç bin sene önce yok oldular. Arıları 50 sene bile dayanamıyoruz yok olmalarına. O zaman arılar bizim için baskın türlerdir. Ya da susamurları içerisinde de buna benzer bir örnek verilir arkadaşlar. Ama tabii kendi ekosistemi içerisinde değerlendirmek lazım. Susamurları için geçerli olan durum da şöyle. Susamurlarının besini olan deniz kestaneleri aşırı derecede çoğalır. Eğer susamurları yok olursa deniz kestaneleri aşırı beslenen kelp yosunlarını yok edecek ve ekosistem çökecek. Yani bir ekosisteme bakacaksın. O ekosistem içerisinde çıktığı zaman kim bozuluyorsa, ekosistem nasıl bir bozulma meydana geliyorsa orada baskın tür odur. Ya da biz başka bir parktan bahsetmiştik. Amerika'da Yellowstone Parkı vardı. Burada da kurtlar vardı. Kurtları ekosistemden almışlardı. İnsanlar korkuyorlar diye. Orasının belli bir çevre şartı vardı. Ama baktılar ekosistemde bozulmalar söz konusu. Bu parka 14 tane kurt bırakmışlardı. 14 tane kurt bıraktıkları zaman aşırı derecede çoğalan geyikleri bunlar avlamışlardı. Geyiklerin sayısı normale düşmüştü. Geyiklerin sayısı normale düştüğü için bitkiler aşırı derecede tüketilmiyordu. Yeni bitki türleri çoğalmaya başlamıştı. Hatta sonuçta bir bakmışlardı nehrin akış yönü bile değişmişti. Demek ki kurtlar da burası için önemli bir baskın türdü. Ekosistem üzerinde etkili olan türlerdi. Dediğimiz gibi ekosistemi içerisinde kendinde değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yine ekoloji ağırlıklı bir sorumuz karşımızda. Kavramları bize vermiş. Diyor ki popülasyon, komünite, ekosistem ve ekoton kavramlarını ifade edecek şekilde aşağıdaki şema oluşturulmuş ve harflendirme yapılmış gençler. Buna göre aşağıda verilen numaralandırmış ifadeler ile harflendirilmiş bölgeleri eşleştiriniz diyor. Şimdi ben kendi içinde düşündüğüm zaman A bir grupmuş, yani A aslında popülasyonu ifade eder. Popülasyonların içerisinde bulunduran, yani şu popülasyon ve bu popülasyonu içerisinde bulunduran B'dir. Hatta bunların hepsinin içinde bulunduran D'dir. Şu bir komünite ise bu bir komünite ise şu komünitenin kesişim noktasıdır gibi baktığım zaman görebildiğim kavramlar var. Ama yine de sorularımıza bakalım. Soruların üzerinden yapmaya çalışalım. Komüniteler arasında geçiş bölgesidir. İki komünitenin, iki ekosistemin arasındaki geçiş bölgelerine ne ismini veriyorduk? Ekoton diyorduk. Ekotonlara da baktığımız zaman canlı çeşitliliği fazlaydı. Hani bu dağda yaşayabilen canlılar da bulunuyordu, bu dağda yaşayabilenler de bulunuyordu ama az bireyle temsil ediliyordu. Çeşitliliğin çok, birey sayısının ise az olduğu alanlardı. Canlılar
ile canlıların bulunduğu cansız ortamdan oluşan bölgeden bahsetmiş. Hem canlıları hem de cansızları içerisine aldığı zaman şuralar canlılar, bunlar cansızlar ise komünite ve abiyotik faktörler bir araya geldiği zaman neleri meydana getiriyorlardı? Ekosistem adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyorlardı. D ile gösterilen bölge ise burada ekosistemleri ifade edecek. Çiftleştiğinde kısır olmayan yavrular meydana getiren canlıların bulunduğu bölgenin de tür olması gerekiyor. Şu yuvarlaklar içerisinde gösterilenler bizim için türlerdir. Türün en önemli tanımıydı kısır olmayan yavrular meydana getirmek. Türe baktığım zaman doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecek, birbirine çok benzeyecek. Ama en önemlisi çiftleşebilmesi değildi. Çiftleştiğinde verimli döl verebilmesiydi. Çünkü atlı eşek de doğada insan zorlaması olmadan kendiliğinden çiftleşebiliyor. Bunların katır adı verilen de bir yavruları oluyor. Ama katır başka bir atla ya da başka bir eşekle çiftleşemiyordu. Yani katır bizim için kısır bireylerdi. O yüzden de at başka bir türdür, eşek başka bir türdür. Sahra çölünde yaşayan eklem bacaklılar ifadesine karşılık gelebilecek alandır. Sahra çölünde yaşayan eklem bacaklılar dediğimiz zaman sınırları belli bir alanda birden fazla canlı türünden bahsetti. Aslında komünitelerden bahsediyor. Burada da popülasyonları içine alan yer, yani B komüniteleri ifade ettiği için B'yi yazmamızda bir yanlışlık olmaz. Yine bizim için bir besin zincirinden bahsediyor. Beslenme zincirinden bahsetmiş. Okun uçları kimi gösterecek? Yenileni. Daha doğrusu yeğeni gösterecek. Şimdi baktığım zaman A ışık. Işığı aldığına göre A'nın nasıl bir canlı olması lazım? Üretici bir canlı olması lazım. A'yı kim yiyormuş? B canlısı yiyormuş. Aynı zamanda kim tüketiyormuş? C canlısı tüketiyormuş. B canlısını kim tüketiyormuş? D. C canlısını kim tüketiyormuş? E. D canlısını kim tüketiyormuş? E. Hepsi birden de ayrıştırıcı olan kimmiş? F canlısı. Ayrıştırıcı diye de yazayım. Çünkü baktığın zaman A, B, C, D hepsi kime doğru gidiyor? F'ye doğru gidiyor. F bizim için ayrıştırıcı canlımız. Bunu böyle bir besin zinciri de olarak düşünebilirsin. Aşağıdan yukarıya yazım şeklinde de olarak düşünebilirsin. Hangi canlılar? Herbivordur. Herbivor olmak ne demekti? Herbivor, her yerde otlar var. Otçul beslenmek anlamına geliyordu. Otçul beslenen, yani otobur, üretici canlılarla beslenenlere de baktığın zaman B ve C canlıları bizim için herbivor canlılar olacak. Hangi canlılar heterotrof beslenir? Baktığın zaman A üretici canlıdır. Kalanların hepsi birden tüketici canlıdır. Ayrıştırıcılar da birer tüketicidir. O zaman B'yi alırım, C'yi alırım, D'yi alırım, E'yi alırım. Aynı zamanda F canlısını da alırım. Hepsi tüketicidir. Hangi canlı son tüketicidir diyor. Son tüketiciye baktığım zaman besin zincirinin en üstünde bulunan canlıdan bahsediyoruz. C'yi de o yedi, D'yi de o yedi. O zaman E canlısı bizim için ekosistemdeki son tüketici canlıdır. Besin piramidi oluşturulduğunda hangi canlılar ikincil trofik düzeyde yer alır? Bunu bir zincir olarak düşünseydin A canlısı birincil trofik düzeydeydi. Bunlar ise ikincil trofik düzeydeydi. Çünkü piramit olarak hayal edecektin ya. A'yı buraya yazacaktın. Tutacaktın B ve C'yi buraya yazacaktın. Hatta bunların üstüne B'nin üstüne şöyle ikiye bölecektin. D yazacaktın. C'nin üstüne E'yi de yazma işlemini gerçekleştirecektin. Şurası birinci trofik düzey olacaktı. Burası da ikinci trofik düzey olacaktı. O zaman ikinci trofik düzeyde yer alacak canlılar bizim için B ve C canlılarıdır. Hangi canlı çürükçül beslenir? Çürükçül canlıyı zaten en başta söylemiştik. Herkes ölebilir ve herkes ayrıştırıcılar tarafından parçalanabilir. O zaman tüm herkesin gittiği ok, yani F canlısı ayrıştırıcı olacak. Ayrıştırıcılar zaten kiminle alışveriş halinde? Üreticilerle. Üreticiler inorganiği organiğe çeviriyordu. Ayrıştırıcılar da organiği inorganiğe çeviriyordu. Yani birbirlerine zıt çalışıyorlardı. Hangi canlı topraktaki azot miktarını azaltır? Topraktaki azot miktarını azaltmak için toprağın azotunu kullanabilen canlılar bizim için üretici canlılardı. O yüzden bu çizdiğimiz besin piramidinde de A üretici olduğuna göre üretici canlılar azaltacak. Cevabımız A olacak. Hemen geldik bir soy ağacı sorusuna. Yavaştan bir iki tane kalıtım sorusu da çözelim tabii ki sizinle birlikte.
Şöyle bir bakıyorum. Aşağıdaki soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler renkli olarak verilmiştir. Bu özellikle ilgili otozomlarda taşınan çekinik genlerle aktarılıyor olabilir. Bu tarz sorularda yaz sil yaz sil yapmak lazım. O yüzden ben fotokopisini aldım. Yazdıklarımı kenara atacağım. Siz tabii ki kurşun kalemle çalıştığınız için silebileceksiniz. Otozomlarda taşınan ne demek? Otozom vücut kromozomları demekti. Çekinik taşınması da küçük A olduğu anlamına gelir. O zaman şuna küçük A küçük A yazacağım. Buna da küçük A küçük A yazacağım. Buna da küçük A küçük A yazacağım. Küçük A'nın birini buradan aldı, birini buradan aldı desek, bunun büyük A olduğunu söylesek, şuraya baktım, küçük A'nın birini buradan alsın, birini buradan alsın, bundan küçük A gelsin, burası büyük A'lı olsun. Şuraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Yine bir bakma işlemine gerçekleştiriyorum, devam ediyorum. Şurası büyük A'lı olacak. Burası büyük A'lı olacak. Şurası da büyük A'lı olacak. Yanlarının küçük A küçük A olmuş ya bu. Küçük A'nın birini buradan alsa, birini buradan alsa, burası büyük A büyük A'da olur, büyük A küçük A'da olur. Yani şöyle bir baktığım zaman otozomal kromozomlarda çekinik genle taşınması ile ilgili bir sıkıntımız yok. Yani gayet bir gibi olabilir. Onu aldık. Geldim, X kromozomunda taşınan çekinik genlerle aktarılıyor olabilir mi? X kromozomu dediği zaman artık cinsiyet bizim için önemli olacak. Biliyorsunuz kareyle gösterilenler, tabii ben kare yapamadım, erkekti gençler. Yuvarlakla gösterilenler ise dişi bireylerdi. Şu mantıkla da baktığımız zaman X kromozomunda taşınan çekinik bir genle bu erkeğin renk körü olduğunu düşünebilirim. X üzeri küçük R'ye Y olması lazım. X üzeri küçük R'ye Y olması lazım. Bunun da X üzeri küçük R'ye Y olması lazım. X üzeri küçük Y'yi buradan aldıysa X üzeri küçük R'yi buradan alsın. Yanı da X üzeri büyük R şeklinde olsun. Oluyor mu? Olur. Y'yi buradan aldıysa X üzeri küçük R'yi buradan alsın. Yanının bir taranmadığına göre büyük R'li olması lazım. Yine aynı mantıkla bakıyorum. Buradan X üzeri küçük R gelse, buradan X üzeri büyük R gelse oldu mu? Oldu. Şuradan da gidiyorum, Y'yi buradan alsa, X üzeri küçük R'yi buradan alsa, taramamış büyük R'li olsa. Bu zaten erkek taranmamış olduğuna göre böyle olmak zorunda. X üzeri büyük R'yi verse bundan da ne gelirse gelsin zaten taranmamış olduğu için. Bununla da ilgili bir sıkıntım yok. X kromozomu üzerinde çekinik olarak da taşınabiliyor. Geldim üçüncüsüne. X kromozomunda taşınan baskın genlerle aktarılıyor olabilir mi? Hemen düşünüyorum. O zaman renkli olanların baskın özelliğe sahip olması lazım. X üzeri büyük A'ya Y. X üzeri büyük A'ya Y. X üzeri büyük A'ya Y şeklinde olması lazım. Aynı mantıkla bunun da hiç büyük A özelliğine sahip olmaması lazım. X üzeri küçük A'ya küçük A. X üzeri küçük A'ya Y. Olmadı. X üzeri küçük A küçük A, X üzeri küçük A'ya Y. Y'yi babasından alsa annesinden ne alması lazım? X üzeri büyük A'yı. Ama anneyi taramamış, anne bu baskın özelliğe sahip değil. Anne küçük A küçük A'ya sahip. Anne küçük A olduğuna göre erkek çocuğuna mutlaka küçük A'yı vermek zorunda. Yani bu özellik 3 ile taşınıyor olamaz. Daha buradan bakarken gitti. Baktım, K canlısının sperm ana hücresinde meydana gelen bir mutasyon sonucu ortaya çıkmış olabilir. K canlısında görülmüyor ama K canlısının bütün erkek çocuklarında görülüyor. Sanki Y kromozomunda aktarılan bir özellikmiş gibi ama burada çıkmadığı için Y'yi kabul etmeyecektim. Mutasyon sonucunda olmuşsa olabilir. Diyelim ki bu özellik bunda görülmüyordu ama mayoz bölünme yaparken sperm oluştururken mutasyon geçirildi. Bu spermde artık bu özellik var. Sonra bundan sonraki bütün erkek çocuklara gidiyor olabilir. Bir mutasyon sonucunda meydana gelmiş olabilir. Böylelikle cevabımız 3'e yanlış dediğime göre gençler 1, 2 ve 4 şeklinde olacak. Geldim yine bir tane daha sorumuza. Kısmi renk körü bir erkeğin bu özellik bakımından taşıyıcı olan bir kadınla evliliğinden doğan çocuklarıyla ilgili. Hemen bakıyorum. Kısmi renk körü dediğine göre X üzeri küçük R'ye Y olarak almam gerekiyor. Bu özellik bakımından taşıyıcı bir kadınla X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R. Normal çaprazlamamızı yapıyorduk. Kuralımız neydi? Bunu tuttum bununla yazdım. Bunu tuttum bununla yazdım. Sonra bunu bununla yazacağım. Sonra da bunu bununla yazacağım. Hemen yazmaya başlıyorum. Aklım karışmasın diye de
büyük harfli olanları başa yazıyorum. Çaprazlamayı yaptığım zaman x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r şeklinde. Hani küçük r'ye büyük r oluyor ama aklım karışır öyle. O yüzden büyük harfi hep başa doğru yazıyorum. X üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r şeklinde. Aynı mantıkla x üzeri büyük r'ye y yapıyorum. X üzeri küçük r'ye y şeklinde yapıyorum. Yani bunun çocuklarının oluşma ihtimali, oluşacak oranlar bu şekilde. Kız çocuklarının renk körü olma ihtimali %50'dir. Kız çocuklarının renk körü olma ihtimaline baktığımız zaman sadece kız çocukları dediği için bunu çok aşırı karıştırıyorsunuz. Geçen yazılı videosunda da çok fazla derecede karıştırdınız. Kız çocuklarının renk körü olma ihtimali dediği için sadece şuradan kız çocuklarının içerisinden bakacaksın. Zaten X kromozomunda dağıtım da cinsiyete göre dağılım yapılıyor. Yani tutup da renk körü çocuğunun olma ihtimali 1/2, hadi bir de kız olma ihtimalini çarpayım bununla demeyeceksin. Zaten erkeğin renk körü olma ihtimali yok. Sadece kızın renk körü olma ihtimali var. Kapattım. Kız çocuğunun renk körü olma ihtimali. Kız çocukları ya sağlıklı ya renk körü olduğu için %50'dir bizim için doğru. Erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali dediğimiz zaman yine aynı mantıkla baktığımız zaman kızları kapattım, erkek çocuklarına baktım. Bunların erkek çocukları %50 ihtimalle renk körü oluyor, %50 ihtimalle sağlıklı oluyor. O yüzden erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali %100'dür demeyeceksin. Kız çocuklarının taşıyıcı olma ihtimali, kız çocuklarına baktın. Kız çocukları ya hasta oluyorlar ya da taşıyıcı oluyorlar. Yani taşıyıcı olma ihtimali %50'dir. Erkek çocuklarının taşıyıcı olma ihtimali yoktur. X kromozomunda taşınan özelliklerde zaten erkek çocuklarında taşıyıcı olmak gibi bir durum söz konusu olmaz. Kadınlar hasta olur, sağlıklı olur, taşıyıcı olur. Erkekler ya hasta olur ya sağlıklı olur. Taşıyıcılık diye bir kavram yok. O zaman cevabımız Edirne olmuş oluyor. Yine geldik bir tane daha kalıtım sorusuna. Bu kalıtım sorusu da çok allelli kalıtım sorusu. Bir karakterin 4 farklı alleli arasında bir ilişki varmış. A1, A2, A3, A4 olduğuna göre. Bu karakter bakımından oluşabilecek genotip ve fenotip çeşidi sayısı hangi seçenekte verilmiştir? Bizim için bir test sorusu. Aslında biz bunları çok kısa yoldan yapabiliyorduk. Ama ben bir uzun yolu hatırlatmış olayım. Çok allelli kalıtımdan soru gelebilir. Çünkü kalıtımın son kısımlarına doğru denk geliyordu. Hemen baktım genotip çeşidine, bakıyorum A1 A1 olabilir, A1 A2 şeklinde olabilir, A1'in yanına A3 alabilir ya da A1'in yanına A4 alabilirdi iken kromozomlu canlılar olduğu için. A2'nin yanına A2 alabilirdi, A2'nin yanına A3 alabilirdi, A2'nin yanına A4 alabilirdi veya A3'ün yanına A3 alabilirdi, A3'ün yanına A4 alabilirdi veya A4'e A4 şeklinde yazabiliyorduk bunları. Böyle de bakıp saydığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çeşit genotip açığa çıkabiliyordu. Ama biz bunu böyle yapmıyorduk. Genotip çeşidini ne yapıyorduk? Formülü yazayım önce. N çarpı N artı 1 bölü 2'den buluyorduk. N de bizim allergen sayımızdı. Burada da 4 çarpı 5 bölü 2'den kaç tane açığa çıkıyor? 10. Yazıp saydığımız zaman da yine 10 tane çeşit olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Fenotipe baktığım zaman da bir kere şu gruptakilerin hepsi A1 bunlara baskın olduğuna göre A1'e benzeyecekler. A4'e benzeyecek olanlar şunlar. A3, 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 A4 bunlar da yine kime benzeyecekler? A3'e. Şuraya geldiğim zaman şurada ekstra bir eş baskınlık durumu söz konusu. Yani şuradan A2, A3 ekstra bir şey çıkacak. Şu ikisine de baktığımız zaman bunlar da A2'ye benzeyecekler. Yani baktım. 1, 2, 3, 4, 5. Aslında şöyle yapıyorduk. Fenotip çeşidi eğer hepsinde baskınlık durumu söz konusu olsaydı allel gen sayısına eşit oluyordu. Ama eş baskınlık olduğu için bir de ekstra kabul edecektik. Yani aslında bu soru 5 saniyelik bir soruydu. 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 diyecektim. Buraya da baktığım zaman A1'e benzer, A2'ye benzer, A3'e benzer, A4'e benzer. Bir de eş baskınlıktan A2,
A3 gelir. Yani 4 artı 1'den 5 çeşit diyerek işlemimi gerçekleştirebilecektim. Böylelikle yazılı provamızı da gerçekleştirmiş olduk. Yazılıda çıkabilecek konuların, bizim de biliyorsunuz kitaplarımızda yazılı hazırlık provalarımız var. Hemen onları da göstermek istiyorum. Aslında bizim ikinci dönem konularımız nereden başladı? Kalıtımdan başladı. Yani şöyle kalıtım ünitesine de baktığımız zaman son kısımlarına doğru denk geldi. Eşeğe bağlı kalıtıma geçtiğimiz zamanlarda ikinci dönemlerdeydik. O yüzden hocanız biraz çok alellik ve kan gruplarından da sorabilir. Çok alellik ve kan grubu sorularına yazıldığında mutlaka dikkat edin. Kan alışverişleriyle ilgili de hocalar soru sormayı seviyorlar. Bizim de hemen burada tara geçlerimiz var. Eşeğin belirlenmesi, X kromozomu üzerinde taşınan bu renk körlüğü, Y kromozomu üzerinde taşınan hastalıklardan çıkabilir. Belki sözel bir soru sorar akraba evliliğinin olası sonuçları nelerdir diye. Eşeğe bağlı kalıtımla ilgili testlerinizi çözdüğümüz zaman kalıtımla ilgili testlerinizi de bitirmiş olmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi sınavda ağırlıklı olarak 3. ünite çıkacak. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları karşımıza çıkacak. Mutlaka bunların sıralamasını bilmen lazım. Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe, türler, popülasyonlara, popülasyon komiteleri, komiteler, ekosistemleri, ekosistemler, biyosferleri meydana getiriyor. Yine bunların bir araya gelmesiyle oluşan yapılar var. Ekoton kavramı, habitat kavramı, biyotop kavramı, bunların karşına çıkma ihtimali yazılıda çok yüksek. Canlıları etkileyen faktörler abiyotik ve biyotik olarak gruplandırılıyordu. Abiyotik faktörlerden bir tanesini sorup dünya üzerinde canlı yayılışını nasıl etkiler diye bir soru karşımıza gelebilir. Yine iklim, toprak, ortamın pH'i bizim abiyotik faktörlerimizdendi. Canlıları beslenme şekillerine göre ve ekolojik nişlerine göre gruplandırmasını isteyebilir. Üretici, tüketici, ayrıştırıcılar şeklinde. Ya da üretici, tüketici, hem üretici hem tüketici şeklinde. Holozoik beslenmek besinlerini katı parçalar halinde almakta. Herbivorlar otobur, karnivorlar etobur, omnivorlar hem et hem ot yiyorlardı. Ekosistemin etkileyen faktörler, madde ve enerji geçişleri vardı bizim için. Üreticiden tüketiciye doğru giderken ne olanları olup bitenleri çok iyi bilmemiz lazımdı. Mesela özet olarak biz şuraya vermiştik. Hemen söylüyorum, üreticiden son tüketiciye doğru aktarılan enerji miktarı azalır, biyokütle azalır, biyolojik birikim artar. Genellikle vücut büyüklüğü artar, canlı sayısı azalır, enerji kaybı artar şeklinde. Çok fazla grafiksel soru da hocamız karşımıza sorabilir. Su döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü. Azot döngüsüne özellikle dikkatli çalışın, hocaların sevdiği konulardandır. Küresel iklim değişikliğinin sebepleri, sera etkisi nedir, çevre kirliliğini önlemek için yapmamız gereken çalışmalar nelerdir tarzında mutlaka sizin de yorumunuzu almak istediği sözel sorularda çıkacaktır. Böylelikle ikinci dönemimizi zaten de bitirmiş oluyoruz ve 10. sınıfımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Onu tak biyolojiden de yine soranlarınız için söyleyeyim, nereden nereye kadar sorumluyuz. Takımızın mantığını zaten biliyorsunuz. Şöyle de bir bakayım, kan gruplarından başladı. Yani 94'ten kitabın sonuna kadar bizim ikinci dönem yazısında sorumlu olacağımız kısım oluyor. Tabii okul hocaları biraz inisiyatif kullanıp şuradan şuraya sorumlusunuz diyebiliyor. Bazen inisiyatif alıp birinci dönem konularından da sorumlusunuz diyenleriniz de oluyor. Hocanızın dediğine dikkat edin. Ona göre bir çalışma düzeni hazırlayın diyeyim. Geldik ödüllü sorumuza. Hemen onu da gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.